Kanal 56 ekranlarından tüm izleyenlerimize selamlar, saygılar, sevgiler. Soğuk bir kış gününde sıcak bir olaydan, bir yardımseverlik olayından, bir hayır olayından bahsedeceğiz. Stüdyoda değerli iki tane konuğum var. Hemen yan tarafında Sayın Mine Kapı, onun da hemen yanında Sayın Remziye Dokur. Şimdi değerli izleyenlerimiz, değerli konuklarımı daha önceki yıllarda da konuk etmiştik. Gene hayır çalışmalarını anlatmışlardı. Ama hatırlatma açısından hem bize bölgeye olan ilginizi, kaç yıldan beri Siirt'e ve bölgedeki diğer bazı illere yardım yaptığınızı anlatmakla başlayalım programımıza. Öncelikle kendim ve grubum Siz Yalnız Değilsiniz isimli 8 hanım ev hanımından oluşan grubum adına teşekkür ediyoruz bize böyle bir olanak verdiğiniz için. Bölgeye 8 yıldır gelip gidiyoruz. Amacımız ihtiyaç sahibi insanlara dokunabilmek, kardeşlik kurabilmek, gönül köprüleri oluşturabilmek. Bunun dışında her geldiğimizde de tabii ki farklı çalışmalarla bölgeye gelip gidiyoruz. Bu defaki gelme sebebimiz Kurtalan ilçesinde Sümer Mahallesi'ndeki ortaokula kütüphane kurmak amacıyla geldik. Son iki gün önce de hazırlığımız bitti, açılışını yaptık. Buradan da öğrencilere hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Çalışmalarımızın devamı tabii ki sürecek. Bununla birlikte Batman, Kozluk ilçesinde çalışmalarımız var. Kendi ilçemizde 23 Nisan çocuk programı oluyor. Uluslararası bir şenlik. İzmir'den onu hemen ben size sözü bıraktım. Anlatasınız diye baştan ele alalım. Siz direkt Kurtalan'dan girince isterseniz hatırlatalım değerli izleyenlerimiz. Değindiniz 8 yıldan beri bölgeye geliyorsunuz ama 8 tane ev hanımı 8 yıldan beri bölgeye yakın bir alaka, yakın bir ilgi gösteriyor. Zaman zaman topladığınız yardımları getiriyorsunuz. İzmir'den geliyorsunuz. Evet. İzmir Bornova'dan. Gaziemir'den geliyorsunuz. Ve o gene sizinle ilgili yaptığınız çalışmalarla ilgili olarak yaptığım gözlemlere dayanarak söylüyorum. Yalnız bir alanda değil. Onları isterseniz yani bugünkü çalışmalara gelmeden önce bir alanla sınırlı olmayan o çalışmalarınızı biraz ele alalım. Gene eğer hafızam yanıltmıyorsa işte evlenemeyecek durumda olan bir çifti evlendirdiniz. Kimi zaman kütüphane kuruyorsunuz, evet. Kimi zaman çeyiz hazırlıyorsunuz, bir genç kızın çeyizinde yardımcı oluyorsunuz. Kimi zaman sünnet şölenleri düzenliyorsunuz. Dilerseniz önce bir bu olay nasıl başladı? Yani İzmir, Gazi Emir'de yaşayan Mine Kapı, Remziye Dokur Hanım ve o 6 tane arkadaşıyla birlikte bu olay nasıl ortaya çıktı? Bu fikir nereden çıktı? Nereden gerekti? Niye böyle bir gerekliliğe ihtiyaç duydunuz? İsterseniz bunları anlatmakla başlayalım. Ondan sonra günümüze yani son gelişinize gelelim. Onunla kapatalım programı. 2009 yılında grubumu ben kurdum. Grubumu kurarken arkadaşlarıma şöyle bir teklifte bulundum. Her perşembe akşamı bir yaşlı ev ziyareti yapabilmekle böyle bir fikir attım ortaya. Arkadaşlarım da sağ olsunlar olabilir dediler. Biz her perşembe akşamı yaşlı ziyaretleriyle başlamış olduğumuz bu oluşuma bununla birlikte kıyafet yardımları, toplu sünnetler. Yani ilk etapta İzmir ve çevresinde. Tabii. Yani 2009 yılının Eylül'ünde kurduğumuz bu oluşum 2010 yılının Ocak ayında Güneydoğu'da başladı. Sürüyor, devam ediyor. Ailelere kıyafet yardımı, öğrencilere kırtasiye yardımı, toplu sünnetler. Her çalışmayı yaptıktan sonra bir sonraki çalışmada daha ne yapabiliriz? Aile ziyaretleriyle başlayan çalışmalarımıza hastanelerde oyun parkı kurma eklendi. Evlenemeyen maddi açıdan ya da manevi açıdan çiftlerimize yardımcı olabilmek, yuvalarını kurma açısından onlara destek olma devam etti. Bundan sonraki çalışmalarımızın da daha çok farklı alanlarda devam edebilmesi için arkadaşlarımızla birlikte tabii fikir alışverişinde bulunuyoruz.
Sevgi tabii ki. Yani Güneydoğu'ya gitme fikri nereden ortaya çıktı? Tamam, siz kendi aranızda önce bir bayan grubu olarak, bir yardımsever bir grup olarak yaşlıların gönüllerini alalım, onları ziyaret edelim, onların hayır dualarını alalım diye yola çıktınız. Evet. 5-6 ay sonra. 5-6 ay sonra Güneydoğu'ya. Güneydoğu'ya yöneldiniz. Bunun sebebi ne? Nereden aklınıza geldi? Yani Güneydoğu'yla bir bağlantınız var mıydı? Veya bir olaydan mı etkilendiniz? Olur, bazen televizyonda bir görüntü izliyorsunuz, evet, bir olay duyuyorsunuz. Oradan ha hemen şey yapıyor, çağrışım yapıyor, bizim buraya el atmamız gerekiyor diye insanların aklına geliyor. Böyle bir olay var mıydı? Nereden çıktı? Tabii ki basından da izlediğimiz gibi Doğu ve Güneydoğu'nun ihtiyaçlı kişilerden oluşan, eğitimde olsun, ailelerin durumları olsun, görüyoruz, izledik. Ve ben grubumu kurduktan sonra turistik bir gezi için Güneydoğu'ya geldim. Geldiğimde daha çok bu ihtiyaçlığı da görsel olarak gördüm. Ve döndükten sonra da arkadaşlarıma, acaba böyle bir şey yapabilir miyiz? Ama bunun tabii ki bir başlangıcı olması gerekir. Bir muhtarla iletişime geçip daha sonra da kaymakamlık aracılığıyla böyle bir yardım çalışmalarını başlattık. Çünkü hakikaten ihtiyaçlı olan aileler var, öğrenciler var. Neden olmasın? Çünkü Türkiye hepimizin Türkiye'si. Evet. Biz sadece Doğu ve Güneydoğu'da da değil çalışmalarımız, Türkiye'nin her yerinde. Deprem bölgelerine de gidiyoruz. Deprem bölgelerine de ilk etapta ihtiyaçlı olan malzemeleri götürüp bizzat kendimiz oradaki kişilerin yaralarına merhem olmak istiyoruz, oluyoruz da, olduğumuza da inanıyoruz. Yani Doğu ve Güneydoğu olarak demeyelim de Türkiye'nin her iline. Güney gibi. Ve Güneydoğu derken özellikle bizim bölge olduğu için ben Güneydoğu, evet, ve evet, Güneydoğu diyorum. Ondan dolayı başka neler yaptınız? Yani şimdi onları biraz açalım. Mesela bugüne kadar kaç çifti evlendirdiniz? Bildiğim kadarıyla bizim Siirt'te de yaptınız. Yaptık. Evlendirme işlemini. Evet, desteğini daha doğrusu. Evet, Siirt'te bir çiftimiz nişanlıymış. Damat Bey Siirt'te, gelin hanım Diyarbakır Çınar'da. Ama bir türlü düğünlerini yapamıyorlarmış. Bize böyle bir telefon geldi. Biz de her ihtiyaçlarını karşılayıp düğünlerini yaptık. Çınar'dan gidip gelin çıkarttık. Buranın usulüne göre ne yapılması gerekiyorsa düğünlerini yaptık. Bir İzmir'le dahil 10 çiftimizi bugüne kadar evlendirdik. 10 binin üzerinde öğrencimize de İzmir ve diğer iller dahil ülke genelinde. Evet, kırtasiye yardımı yaptık. Ana sınıfları kurduk. Kaç ana sınıfı kurduk biliyor muyuz şu an? 7-8 tane kurduk. Siirt Devlet Hastanesi'nde oyun parkı kurduk. Kurtalan Devlet Hastanesi'nde oyun parkı kurduk. Emzirme salonu kurduk. Mart ayı içerisinde Batman Kozluk'ta Devlet Hastanesi'nde oyun parkı kuracağız. Yetkililerle görüştük. Yerlerini tespit ettik. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir de giysi yardımlarınız var. Onlara da biraz değinelim. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Giysi yardımlarına gelmeden önce, yani bu değirmenin suyu nereden akıyor? Bir de o yardım toplama şeklinizi anlatırsanız daha güzel olur, daha etkili olur. Şimdi şöyle, biz herhangi bir dernek, vakıf değiliz. Bunu 8 kişilik ev hanımı götürüyoruz. Hiçbir dernek olmadığınız için, resmi bir kurum olmadığınız için çıkıp dışarılarda maddi bir destek isteme durumunuz yardım olmuyor. Yardım toplama kanuna aykırı. Evet, olmuyor. Kendi çevremizden, kendi imkanlarımızla, eşlerimizin bize vermiş olduğu harçlıklarla. Tabii ki Remziye Hanım kendi çok yakın çevresinden destekler isteyerek, diğer grup arkadaşımız kendi çevresinden destekler alarak bu şekilde tam anlamıyla bir IMC usulü diyebiliriz buna esasında. Peki o sistemi anlatır mısınız? Örneğin çünkü geçen programımızda gene hafızam yanıltmıyorsa
Remziye Hanımların garajı mı vardı? Orada saklıyordunuz, evet. Sıkıntı çekiyordunuz. Ya onları biraz açalım. Yani diyelim ki ben o çevreden biriyle tanışıyorum, yardım ettim. O yardımı nasıl yapıyorsunuz? Neydi? Nasıl alıyorsunuz? Kim alıyor? Bu yardımları nasıl topluyorsunuz? O yardımları şöyle, bize ihtiyaçlı olan aileler ya da başkalarının aracılığıyla ulaştığı kişi size. Ulaştı. Biz öncelikle gidip görsel olarak da kendimizi tespit ediyoruz. Acaba gerçekten ihtiyaçlı mı? Hı hı. Çünkü günümüzde de çok farklı alanlara dönebiliyor bu yardım konuları. Siz de takdir edersiniz Ayhan Bey. Tabii tabii. Biz de gidip kendimiz o aileyi tespit ettikten sonra, gördükten sonra kendimiz de eksiklerini birebir inceledikten sonra arkadaşlarımızla oturup bu çalışmaları sürdürüyoruz. Peki yardımda bulunmak isteyenlerin durumu nasıl oluyor? Dediğim gibi ben de bir mobilya var, bir ev eşyası var. Bunu vermek istiyorum. Ve sizin aracılığınızla bunu yoksul, gerçekten ihtiyaç sahibi olan birine ulaştırmak istiyorum. O durumda ne yapıyorsunuz? O durumda şöyle bir şey yapıyoruz. Bize irtibat kurduğunuzda zaten irtibat telefon numaralarımız var. Bizzat bazen bu yardımcı olabilecek kişi ya da aileleri, yardıma ihtiyaç sahibi olan kişi ya da aileleri bizzat kendimizle tanıştırıyoruz. Direkt buluşturuyorsunuz. Tabii ki. Çünkü kişiler nereye, ne yapıldığını bilmeli ve görmeli. Bunlar çok önemli. Siz yardım yapmak istiyorsunuz ama tanışmanız gerekir bizce. Gidip görmeniz gerekir. Bu daha da esasında mutlu ediyor yardım yapan kişileri. Ve kaynaşmış da oluyoruz. Hep birlikte onlar da ayrıca kaynaşmış oluyorlar. Bundan sonra ne oluyor? Yardım yapan kişi tekrar yine o aileyle iletişime geçip, evet tabii ki öğrenci giydirmek istiyorlar, bayramlarda çocukları giydirmek istiyorlar. Okulların açılacağı zaman öğrenciler varsa o ailede kırtasiye yardımlarına destek oluyorlar. Böyle de ayrı bir çalışma içine girmiş oluyoruz. Evet. Şimdi izninizle bir de Remziye Hanım'a ben bir şey sormak istiyorum. Gene geçmiş programdan hatırladığım kadarıyla bu yardımları getirirken kendi bütçenizden de büyük fedakarlıklar evet. yapıyorsunuz. Evet. Ve birçok yardım organizasyonunda gördüğümüz manzaranın tam tersi. Yani gidip lüks otellerde, gidip turizm seyahati yapıyormuş gibi, turistik bir gezi yapıyormuş gibi gelmiyorsunuz. Evet. Bize onu anlatır mısınız? Nerelerde kalıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kendi yol paranızı, yol masrafınızı kendiniz mi karşılıyorsunuz? Evet. Biz kendi yol paramızı tabii kendimiz karşılıyoruz. Eşimizin verdiği harçlıkları biriktiriyoruz. Lüksümüz yok. Yani bir kıyafeti aldığımızda hemen ikinci kıyafeti almıyoruz. Ona vereceğimiz ikinci kıyafet parasını şeyimize saklıyoruz cüzdanımızda. Hayır işimize. Hayır işinde orada kullanmak için. Çok heyecanlandım. Hayır, evet, rahat olun. Evet. Biz bizeyiz. Evet, biz özellikle aile istiyoruz. Yani ailelerle beraber kalalım. Ailelerle beraber yaşayalım o şekilde. Yani özellikle aile seçiyoruz. Yani otelde kalıp da öğretmen evinde kalıp da şey yapmak istemiyoruz. Ek bir masrafın yanı sıra aslında yaptığınız işin bir başka faydası var. Hani başta söyledik. Evet. Amaç burada birini yalnızca giydirmek değil veya tabii bir çocuğa yalnızca oyuncak vermek değil. Bir gönül köprüsü oluşturmak. Gönül köprüsünü oluşturmanın da temel unsurlardan bir tanesi de az önce Mine Hanım'ın da değindiği gibi insanlara dokunmaktır. Dokunmaktır. Dokunabilmek için de evlerinde misafir olmak herhalde evet. çok daha anlamlı, çok daha güzel, çok güzel daha faydalı. Olur. Evet. Evet, onunla ilgili anılarınız var mı? Mesela şimdiye çok kadar nerelerde var. Kaldınız, ne yaptınız? Kurtalan'da şimdi şu an kaldığımız bir aile var. Öğretmen kendisi, İngilizce öğretmeni. Kütüphaneyi kurduğumuz bir ailenin okulun. Evinde. Evet, okulunda. Bir ailemiz var. Orada kalıyoruz biz. İngilizce hocamız. Ve üç tane çocuğu var. Üç çocuğundan mesela hepsi bize o kadar sevgiyle bağlandılar ki inan yoğunluktan yani sürekli dışarıdayız biz. Akşam olduğunda geliyoruz.
bırakmıyorlar, gitmeyin, burada kalın. Bize çok şey oldunuz burada, bir sıcaklık verdiniz, bir aile ortamı gibi. Çok doğal yaşıyoruz yani onlarla birlikte. Çocuklara mesela ilgileniyoruz, çocukları sevgimizle. Yanlış bir hareketleri varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz. Hastalarsa, bir problemleri varsa çözmeye çalışıyoruz. Ders konusunda bir çıkamadı bir ders şeyi varsa ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani altı açılacaksa bebeğin altını açmaya çalışıyoruz. Bir rahatsızlığı varsa şöyle hani anlatıyoruz durumu. Yani bir aile gibiyiz. Yani hiçbir sıkıntımız olmuyor. Yani yabancılık çekmiyoruz. Çekmiyoruz. Gittiğimiz yerde yabancılık çekmiyoruz. Evet, o sıcaklığı çekmiyoruz. Alınca da uyum problemimiz yok diyorsun. Maalesef. Olmuyor. Hayır, maalesef değil. Maalesef. Uyum problemimiz yok. Yok, hiçbir problemimiz yok. Olmasın da. İyi ki yok. Olmasın. Onlar bizim yani kardeşimiz. Herkes bizim kardeşimiz. Tabii. Biz hep kardeşiz. Kardeşlikten yana olduğumuz için. Peki, unutamadığınız bir anınız var mı? Unutamadığım bir anı aslında çok da şu an... Bilek köyünde evet. Çocukların, gençlerin özellikle bir oyun sahaları. Top oynayacaklar. Top oynayacak yerleri yok. O gece çok duygulanmıştı. Hatta Mine Hanım'la da bunu biz bir araya gelip istişare ettik. Top sahası istiyorlardı. Hatta onun için de inşallah nasip olursa onu da yapacağız. Bizden top sahası istediler. Yani o gece çok etkilendiğim için hala daha unutamıyorum. İzmir'e vardığımızda Mine Hanım'la tekrar yine görüştüm. Mine Hanım, yani şey yapsak bu konuda bir destek olsak, buraya bir saha açsak, çocuklar oynasa çok iyi olur dedi ve onun çalışmasını da yapıyoruz. Yani o gece o gençlerin bir top oynama şekli, yerleri yok, alanları olmadığı için. Yani o gece çok etkilendim. Çünkü bizim çocuklarımız orada çok rahat. İstedikleri yerde top oynuyorlar. İstediği eşortmanı giyiyor, istediği topla oynuyor. Yani düşünün, bir topa dahi şeyleri var çocukların, ihtiyaçları var. O gece çok etkilendim. Yani çok şeylerimiz, anılarımız var da şu an... İşte onları anlatın bize. Çok... Anlatın ki bu gönül köprüleri artsın. Daha da pekişsin. Gönül köprü, yeni gönül köprüleri oluşsun. Mesela dün akşam bir yerdeydik yine. Bir ailedeydik. Oradaki çocuklar çok hareketli çocuklar, enerjik. Hepsi küçük küçük okula gidiyorlar. Bizi görünce zaten çocuklar 90 derece etrafımızda hiç ayrılmadan... o kadar sevgisiyle karşılaşıyoruz ki biri bir taraftan ay dersim işte İngilizcem yapamadım yardımcı olabilir misin, birinin problemi var o problemi çözebilir miyiz, birinin psikolojik sorunu var anlatabilir misin yani bana çare bulabilir misin, birinin rahatsızlığı var, annesi çocuğundan şikayetçi, ne yapabilirim, yani bu şekilde böyle bir kaynaşma içinde onlara çözüm bulmaya. Bir de psikolojik destek de veriyoruz. Tahminimce öyle yani, kendimce düşünüyorum. Kendimizi o anda bir ortamda şey gibi buluyoruz. Bir yandan öğretmen, bir yandan psikolog. Yani bir Marco şey. Paşa ya da Güzin abla. Öyle diyelim. Yani evet, bir şekilde kendimizi böyle bir sıcak ortamda geçiriyoruz. Güzel. Peki bundan sonra, yani isterseniz bundan sonraki hedeflerinize gelmeden... Bu son gelişinizde neler yaptınız? Onları şimdi detaylı bir şekilde anlatalım. Bu son gelişimizde Kurtalan'da biraz önce de dediğim gibi kütüphaneyi kurduk ve açtık. Aynı anda da bizim Gaziemir ilçemizdeki bu sene 21.si düzenlenecek olan Uluslararası Çocuk Şenliği'ne, 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne 2016 yılında Kurtalan'dan bir ekip getirmiştik. Hem Siirt'in tanıtılması olarak hem de çocukların bir hafta boyunca bizim evimizde kalmasını, öyle bir organizasyonlara... Bir kültürel kaynaşmayı sağlıyorsunuz. Aynen öyle. Bu yılda Batman olarak hedeflerimiz var. Ve bununla ilgili olarak da yetkililerle görüştük. Onaylandı. Bu sene 23 Nisan şenliklerine Kozluk ilçesinin Bekirhan Ortaokulu'ndaki öğrenci grubunu... 13 kişiden oluşan kız öğrenci grubunun folklor ekibine götüreceğiz. Bizzat evimde ağırlayacağım çocukları. Ve uluslararası da bir şenlik olduğu için Batman için stand açtırıyoruz. Çünkü Türkiye'den tek bir il davet ediliyor. Ben de yetkililerime bu yıl Batman ilinin davet edilmesi konusunda ricada bulunduk. Onlar da sağ olsun bizi kırmadılar.
Bu şekilde dün öğrencileri gördük. Yöresel kıyafetlerini giymişler, oyunlarını bize sergilediler. Bir de böyle bir çalışmamız oldu. Bundan sonraki durağımız zaten İzmir'e döndükten sonra Van Gevaş, Yunus Emre Ortaokulu'nda bir kırtasiye yardımımız olacak. Mart ayında da Batman Kozluk Devlet Hastanesi'nde oyun parkı, kapalı oyun parkı ve çocuk hasta servisinde faaliyet salonu kuracağız. Onunla ilgili de Kozluk Devlet Hastanesi yöneticileriyle ve Kozluk Kaymakamı'yla görüşüp onaylarını aldık. Çalışmalarımız bundan sonra devam edecek. Durmak yok. Durmak yok. Çünkü mutluyuz. Ailelerle çok güzel bir kaynaşma, kardeşlik tam anlamıyla. Bir haftadır Kurtalan'dayız. Ama arkadaşımın da dediği gibi, evet biz kütüphane kurduğumuz okul müdürü, kendi okulundaki bir öğretmenin evinde konaklamamız için sağlanılmış. Ama yıllardır da bölgeye gelip gittiğimiz için zaten bir dostluğumuz var. Bölge insanını biliyorsunuz. Evet. Şimdi unutamayacağımız anılar derken, bölge insanının her gün ailelerin, farklı ailelerin bizi arayıp da Mine Hanım gelmişsiniz, bu gece biz sizi misafir etmek istiyoruz, en azından bir çayımıza bile gelmenizi istiyoruz demeleri tabii ki son derece misafirperverliklerini bir kez daha göstermiş oldu. Bundan dolayı da ayrıca biz teşekkür ediyoruz bölge insanına. Mutluyuz. Ama yani programı kapatmadan önce gene hatırladım. Geçmiş programlardan hatırladım. Onu da paylaşalım değerli izleyenlerimizle. Tabii. Siz aynı zamanda bizim gelinimizsiniz. Onu da açalım. Tabii ki. Ben bölgenin de geliniyim. Yani mutluyum. O apayrı bir mutluluk ayrıca. İnşallah biz örnek teşkil edelim diyoruz. Eşiniz Kurtalanlıydı. Eşim ataları Siirt Kurtalanlı. Tabii bunun ayrı bir özelliği, ayrıcalığı var mı derseniz yok esasında. Çünkü neden yok? Türkiye'nin her yerine biz yardımlarımızı sürdürüyoruz. Ama yine de söylediğimiz gibi bölge halkının veya Türkiye'nin bize göstermiş olduğu sevgi, saygı, misafirperverliği son derece mutluyuz. Sonsuz da teşekkür ediyoruz. Ama ben buradan şöyle de bir teşekkür etmek istiyorum. Bize grup olarak desteklerini esirgemeyen, bizlerin her zaman yanlarında olan yardımsever, hayırsever kişilere, ailelere de buradan ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu son çalışmamızda kütüphanenin kurulmasında, kitapların temin noktasında veya malzemelerin temin noktasında bize yardımlarını esirgemeyen, bizlerle birlikte olan bazı isimsiz kahramanlar diyelim onlara. Onlara da buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Hep birlikte olursak bu yardımlar daha fazla olur. Tabii. Çünkü siz de takdir edersiniz ki sevginin olduğu her yerde birlik olur. Kanlar akmaz, savaş olmaz. Birlik olur, barış olur. Barışın olduğu yerde de mutluluk olur. Sevgi barışı getirir. Barış da bütün sevgi ve barış bütün kötülüklerin önüne geçiyor. Aynen. Dediğiniz gibi. Yani bugün dünyamızın yaşadığı birçok sorun maalesef ve maalesef insanlar arasındaki sevginin ve o sevginin getirdiği barışın eksik olmasından kaynaklanıyor. Evet. Evet. Eğer sevgi ve barış hakim olsaydı dünyamıza bugün yaşadığımız sıkıntıların hiçbirini yaşamazdık insanoğlu olarak. Bir de şöyle bir şey var. Doğu Batı arasındaki köprüyü ve yüzyıllardır Kürt-Türk çatışmasının artık bu fikirlerin bence gerçekten bir kez daha burada bitmesini istiyorum. Tabii ki. Kanlar akmasın. Tabii. Ve her şeyde çok belki üzülerek bunu söyleyeceğim. Her şeyi de siyasete bağlamamak gerekir. Hayır yani şimdi Kürt-Türk çatışması dediniz. Aslında onu ben şöyle biraz daha değişik bir şekilde yorumlayayım. Yani Türklerle Kürtler veya bölge insanlığının diğer bölge insanlarıyla hiçbir zaman sorunu olmamış. Hiçbir zaman sorunu olmamıştır. Şükürler olsun da şu ana kadar bir şey başarılamadı.
Bundan sonra da inşallah o kardeşliğe halel gelmeyecek. Tabii ki, tabii ki. Biz de o kardeşliğin yaşam boyu, bizlerden sonra da bu kardeşliğin gelecek nesillere örnek teşkil etmesini hedefliyoruz. Bizim çabalarımız o kardeşliğin pekişmesi yönünde. O kardeşliği bozmak isteyen hangi gruptan olursa olsun, kim olursa olsun o kardeşliği bozmak isteyenlere karşı çıkmak. Tabii ki. O kardeşliği haykırmak, o birlikteliği, o güzelliği paylaşmak. Tabii ki. Önemli olan bu topraklar hepimizin toprakları. Tabii. Burada sevgi olursa İzmir'de sevgi olur, İstanbul'da olur, Çanakkale'de olur, Antalya'da olur. Ama burada sevgi olmazsa, burada kan akarsa orada da kan akar. Orada kan akarsa buradaki insanlar da mutlu olamaz. Yani, önemli olan sevgimizin el birliğiyle bu ellerin birbirinden ayrılmaması. Bu sevginin tabii, ayrılmaması. Ülkemizin her yerindeki bir sıkıntı diğer bütün illeri. Yani 81 ildeki ilden birindeki bir sıkıntı diğer 80 ili de etkiliyor. Kesinlikle. Çünkü bir vücut gibi düşünebiliriz ülkemizi. Tabii ki. Tabii yani ki. Ayağınız bir taşa değmişse o acıyı beyninizde de hissediyorsunuz. Vücudunuzun her yerinde hissediyorsunuz. Biz de ülke olarak o konumdayız. Yani Ankara'daki bir patlama Siirt'i etkiliyor. Siirt'teki bir patlama Edirne'dekini etkiliyor. Tabii ki. Yani duyarsız kalmak mümkün değil. Kesinlikle. Ama inşallah o günleri bir daha yaşamayız. İnşallah. İnşallah. Huzur, barış, sevgi, kardeşlik her zaman hakim olur ülkemize. İnşallah. Onu temenni ediyoruz. Bundan sonraki dediğiniz gibi Van Gebaş'a kadar geliyorsunuz. Evet. Ve yola devam diyoruz. Evet. Hiçbir zaman durmak yok. Tabii ki. Gücümüz yettiğince. Tabii ki. Sağlığımız el verdiği oranda. İnşallah. Her zaman Türkiye'nin 81 ilinde karşınıza çıkabiliriz diyorsunuz. Evet. 81 il 81 dost demektir. Biz de bu dostluklar, kardeşlikler içerisinde yolumuza devam etmek istiyoruz. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Rebiye Hanım'dan da varsa bir görüş alalım. Ondan sonra yavaş yavaş programımızı kapatalım. Çok teşekkür ederiz. Programı düzenlediğiniz için. Çok teşekkür rica ederim. Yani böyle bir güzel bir çalışmayı yansıtmak hepimizi mutlu ediyor. Evet. Size de bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Gene zaman zaman sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı da ekleyeyim bu arada. Evet. Teşekkür ederiz. Yaklaşık 8 yıldan beri yaptığınız çalışmaları sürekli takip etmeye çalıştık. Tabii ilimizde ve bölgemizdeki, ilimizde ve ilimizin ilçelerindeki çalışmalarınızı takip etmeye çalıştık. Bundan sonra da takip etmeye çalışacağız. Bu çorbada tuz misali bizim de bir katkımız, bu güzelliğin daha geniş kitlelere yayılması açısından bir katkımız olursa biz de ondan mutluluk duyacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın, çalışmalarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, başta da belirttiğim gibi bu soğuk kış gününde sıcak bir olaydan İzmirli 8 Hanım'ın bir araya gelerek oluşturdukları bir sevgi grubunun çalışmalarını size yansıtmaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın. Uğur Büryan, dededen toruna 4. nesil lezzet yolculuğu. 1980'den beri İstanbul Fatih Kadınlar Pazarı'ndayız.